Bugün proteinleri işliyoruz. Sonunda hücreye yavaş yavaş yaklaşıyoruz kimyadan uzaklaşarak. Proteinler hücrenin yapı taşları. Yani proteinler hücredeki önemli olan her işi yapan moleküller proteinler oluyor. Çünkü mesela enzimler protein, membrandaki işte hücrenin tanınmasını sağlayan şeyler protein, kanallar protein, her şey protein. Şimdi proteinler neyden oluşuyor? Amino asitlerden oluşuyor. Amino asitler, 20 çeşit amino asitimiz var. Ama hepsi birbirinden süper farklı moleküller değil. Hepsinde ortak olan bazı şeyler var. Mesela ortadaki karbon atomu. Buna bağlı bir tane hidrojen. Ve bu tarafta bir adet H2N. Bu tarafta bir adet COOH. Bunların hepsi bütün amino asitlerde ortak. Yani 20 tane amino asitin hepsinde bu yapı var. Bir tane karbonun bağı eksik kaldı. Göreceğiniz gibi. Burada da bir tane R diye yazılan, yani her amino asitte değişken olan grup var. Her amino asitte orası değişiyor. Diğer yerlerin hepsi sabit kalıyor. Şu değişken grubumuz. Ve bu R'nin ne olduğu, o amino asitin ne olduğunu belirleyen şey. Şimdi bu karboksil grubu hatırlarsak. Bu da amino grubu. Bu molekülümüz suya girdiği anda hemen iyonize hale geliyor. Bu hidrojene bir şey olmayacak tabii ki. Bu side chain'e ne olduğunu her amino asitin özelinde göreceğiz. Side chain. Ama buradaki amino grup hemen bir tane fazladan proton alıp kendine pozitif hale geçecek. Buradaki de bir hidrojenini kaybederek negatif hale geçecek. Ve bu da amino asitin iyonize hali. Şimdi her amino asit aynı backbone'dan oluşuyor dedik. Aynı iskeletten oluşuyor. Peki bir protein nasıl yapılıyor? Proteini nasıl yapabiliriz? Proteinde amino asitten başka hiçbir şey yok. Amino asit 1 artı amino asit 2 artı amino asit 3 diye devam ediyor. Amino asit N. Kaç tane amino asiti varsa. Peki bunu nasıl bağlayacağız birbirine? Çok kolay aslında. Çok tahmin edebileceğiniz şekilde. Hidrojen ve karbonlar bağ yapmayacak tabii ki. Çünkü onlar zaten bağlı durumda. Şimdi burada H2N'den başlayacak. Burada ne olacak? Karboksilik ucu. Burada ne olacak? H2N. Burada da karboksille devam edecek. Yani şu arayı nokta nokta yapalım. Bu amino asit 1 ise, bu da amino asit N ise, sonuncu amino asit ise bu şekilde devam edecek. Yani her amino asitin bir ucunda amino grup, bir ucunda karboksil grup olduğu gibi her proteinin de bir ucunda amino grup, bir ucunda karboksil grup olacak. Ve hatta bunun da ötesine her protein mutlaka amino ucuyla başlıyor, karboksille bitiyor. Başlangıç burası. Amino ile başlayıp karboksille bitiyor. Kısaca proteinlerin yönünü belirtmek için amino ucu ve karboksil ucu diye yazılabiliyor kısaca. Hani DNA'da da 500'sünden 300'süne devam ediyordu. Pepe geldi. Sesini duyuyorsunuzdur. DNA'da da 500'sünden 300'süne devam ediyordu. Yani fosfattan sonra iniyordu. 300'sü karbonla devam ediyordu. Proteinlerde her zaman amino ucudan karboksil uca doğru devam ediyor. Yani burada ne demek bu? DNA'nın bir yönü var. Proteinlerin de yönü var. Her zaman. Şimdi burada bu arada ne olacak? Bizim NH2 ile başlamıştık. Burada da karboksil ile NH2'yi birbirine bağlayacağız, değil mi? Onu nasıl bağlıyoruz? Şimdi COH'ı NH2'ye bağlayacağız. Bunu nasıl bağlayabiliriz? Bir hemen şurada bakalım. Şu karbonda, şurada H2
pH var. Bu karbonda nedir? Bir tane oksijen, bir tane hidroksil grup var. Bak görüyorsunuz burada. Bu çift bağla bağlanır. Hatırlarsak. OH. Amino'da ne var? Şöyle bir şey var. Bunları birbirine nasıl bağlarız? Hatırlıyor musunuz? Condensation reaksiyonu vardı. Yoğunlaşma reaksiyonu. Hani su açığa çıkıyordu. Genellikle moleküller birleşirken su açığa çıkıyordu. Ayırırken su kullanıyorduk. Bir önceki dersten. Bu da condensation reaksiyonu. İki amino asit birleşip bir büyük zincir yapacağı için burada su açığa çıkaracağız. Yani şunu bu verecek. Bunu da bu grup verecek. Dolayısıyla bize C, O, buradan bu gitti. N, H artı H2O çıkmış olacak. Bu bağlantı yeri böyle bir şey. Yani şu iki amino asitin arasında kalan yer aslında şu. Bunun şimdi ilginç bir durumu var. İlginç durumu nedir? Biz normalde biliyoruz ki tek bağlar, single bond kendi etrafında dönebilir. Double bond kendi etrafında dönemez. Şimdi burada aslında double bond karbondan, yani alfa karbondan çıkan oksijene bağlı double bond. Amino grubuyla arasında tek bağ var ve bunun dönebilmesi gerekiyor. Ancak bu double bond birazcık tuhaf hareket ediyor. Elektronlarını oksijen alıp karbonla azot arasında bir çift bağ olmasını sağlayabiliyor. Ve bu kendi arasında dönüşümlü, yani kalıcı değil. Karbon yani yarı yarıya oksijenle yarı yarıya azotla bağlantı yapıyor gibi davranıyor. Böyle davrandığı için de arada oluşan peptit bağ kendi etrafına dönemiyor. Ve peptit bağın olduğu yerler bir düzlem şeklinde davranıyor. Düzlemdeymiş gibi davranıyor. Geri kalan kısımları hareket edebiliyor proteinin. İki amino asit arasındaki bağ, şurada kurduğumuz bağ var ya, su çıkararak kurduk. Buna peptit bağı deniyor. Peptide bond. Evet, bu da aslında basit bir karboksilin amino grubuna bağlanması reaksiyonu ama özel bir adı var, peptide bond. Çünkü peptide bond işte flexible bir bağ değil. Bunu şimdiden bunu bilsek herhalde yeterli olur. Bakalım. Evet. Bir izomerler var. Hücrelerimizde sadece L tipi izomeri bulunuyor. Şimdi bunun neden izomer olduğunu, nasıl bir izomer olduğunu burada anlatmam imkansız iki boyutlu. O yüzden bir movie eşliğinde anlatacağım. Şu an anlatıyor olmam lazım. Video bulamadık. Bir gösterim bulduk. Şimdi burada bu iki molekül kağıt üzerinde veya tahtaya yazdığımızda birbirinin aynısıymış gibi görünse de bunlar aslında birbirlerinin ayna görüntüsü. Ayna görüntüsü olunca hiç fark ettiniz mi bilmiyorum. Kendi görünüşünüzle ayna görünüşünüz aslında birazcık farklıdır. Bunu fark edip kendi kendinizi rahatsız etmenin yollarını bulabilirsiniz. Bazı şeylere takılmanın ama takılmayın. Siz aynada görünen siz değilsiniz. Arkadaşlarınız sizin aynada gördüğünüz şeklinizle görmüyor. Evet, bunu aklınıza takabilirsiniz. Şimdi burada ayna görüntüsünde ne fark ediyor? Mesela R grubundan karboksil grubuna sol eldekiyle gitmek isterseniz saatin yönünde gidiyorsunuz. Ama sağ eldekinde R'den karboksil gruba giderseniz saatin ters yönünde gidiyorsunuz. Ve bu da bu molekülleri birbirine bağlıyorsanız o zaman fark oluşturuyor. Bizim hücrelerimizde sadece L tipi bulunuyor. Şimdi 20 adet amino asitimiz var dedik. Tam 20 adet. Ökaryotik hücrelerde bulunan 20 adet amino asit var bizim vücudumuzda. Sadece onları kullanarak protein yapıyor. Bu amino asitleri kendi özelliklerine göre 4 gruba ayırabiliyoruz. Şu A nokta A amino asit demek. 1. Mesela bazik olabiliyor. 2.
asidik olabiliyor. 3 non-charged olabiliyor. Bir de uncharged polar olabiliyor. Bir de non-charged unpolar olabiliyor. Yani polar olmayan, polar olan, bir de asidik ve bazik olarak gruplayabiliriz. Aslında işte şurayı komple polar grup, burayı da polar olmayan grup diye de ayırabiliriz açıkçası. Bu amino asitlere şimdi tek tek yakından bakalım. 20 tanesini de burada göreceğiz. Glisin sadece H grubu var burada. Bildiğimiz en basit amino asit. Bundan sonra alanin geliyor. Çünkü bunun da sahit grubu olarak sadece CH2'yi görüyoruz burada. CH3 grubunu görüyoruz, metil grubunu. Daha sonra diğerlerinde komplekste biraz yavaş yavaş artıyor. Mesela burada valin var. Bu arada bunlar polar olmayan amino asitler. Burada valin var. Sonra sistein var ki sisteinin özelliği SH bondlarını kurabilmesi. Çünkü burada bir sülfür grubu bulunuyor. Burada bir prolin var. Gördüğünüz gibi bir halka şekli oluşturmuş. Sonra lösin ve izolösin var. Bunlar birbirinin çok benzeri. Metayonini görüyoruz. Yine sülfür bağı oluşturabilecek bir sülfit grubu var içinde. Daha sonra triptofan ve fenilalanini görüyoruz. Bunların ikisinde de halka yapıları var ve oldukça çok yer kaplayan amino asitler. Bunlar yer kapladıkları için, nonpolar oldukları için tabii ki de proteinlerin iç kısımlarında yer alacaklar. Genellikle nonpolar amino asitler için bunu zaten tahmin edebiliyoruz ama özellikle triptofan ve fenilalanin gibi çok büyük yapıda ve nonpolar olan amino asitlerin özellikle proteinin iç kısmına saklanmasını bekliyoruz. Polar amino asitlere baktığımızda bunlar charge olmayan, yükü olmayan ama polar olan amino asitler. Sadece 5 tanesini görüyoruz. Serin, trionin ve tirozin çok fosfat grubu eklenen 3 tane amino asit. Zaten serin, trionin kinazlar, bir de tirozin kinazlar var bildiğimiz. Asparajin ve glutamin de yine polar grupları olan amino asitler. Bunlardan suya yakın veya suyla temas eden kısımlarında yer alacaktır proteinlerin. Polar olan ve polar olmayan gruplara kıyaslamalı bakarsak, burada fonksiyonel gruplar sarıyla işaretlenmiş kısımlar, highlight edilmemiş olan yerlerde sabit olan kısımları. Bakın burada hiç polar oluşturabilecek, polar grup oluşturabilecek bir eklenti yok. Hep doymuş karbonlar var, hidrojenle bağlanmış karbonlar var veyahut da halka şeklinde kapalı karbon bileşiklerini görüyorsunuz. İşte en baştan başlayarak hidrojen metil, sonra yine metil gruplarının eklentileriyle devam ediyor. Bunların hepsi nonpolar özellikle. Yani bir amino asite baktığınızda, yapısına baktığınızda bunun nasıl davranacağını anlayabilirsiniz ezberlemeden de. Amino asitlere tekrar bakalım. Serinde bir tane hidroksil grubu var. Trioninde yine bir tane hidroksil grubu var. Tirozinde kapalı bir halka yapısı var ama o kapalı halkanın yanında yine bir hidroksil grubu bağlanmış. Asparajinde çift bağlı bir oksijen grubu var ki bunun partial negativity yapacağını biliyoruz. Aynı zamanda amino grubunun da bir negativity yapacağını biliyoruz veya hidrojen bağı kurabileceğini. Glutaminde de yine aynı özelliği görüyoruz. Yani bunların polar amino asitler şeklinde davranacağını tahmin edebiliriz. Amino asitlerin kendi esas yapısındaki o karboksil ve amino grubuna bakıp hani nonpolar amino asitlerde de böyle davranması gerekir diye düşünebiliriz. O ama hepsinde olan ve iskeleti oluşturan kısım. Biz nasıl davranacağına bakarken sadece site gruplara bakıyoruz. Şimdi hem polar olup hem de artı yüklü olan amino asitler, bunlara bazik amino asit diye de bilinebiliyor. Artı yüklü de olarak da bilinebiliyor. Adı üstünde artı yükleri var. Artı yükleri olduğu için zaten polar davranacaklar. Burada lizini görüyoruz. Lizinde yine uçta bir amino
grubu var. Arjininde iki tane amino grubunu görüyoruz, hatta üç tane. Histidinde de bir tane halka grubuna bağlı iki tane amino grubunun olduğunu görüyoruz. Bunlar hem polar oldukları için suyla etkileşime girecekler, hem de artı yüklü olduğu için bu artı yüklü olmaları proteinin katlanmasını veya fonksiyonunu etkileyecektir. Yani artı yüklü bir amino asitin işte eksi yüklü bir amino asiti çekeceğini ve orada kuvvetli bir elektrostatik etkileşim oluşturacağını tahmin edebiliriz. Aynı şekilde negatif charge amino asitlerimiz de var. Veya artı yüklü bir amino asit bir başka artı yüklü amino asitle bir araya gelmek istemeyecektir. Birbirini itecektir çok büyük ihtimalle. O yüzden burada bu proteinin yapısını tahminde bulunabiliyoruz. Genellikle kafa karıştırıcı bir isimlendirme olarak lysin K ile gösteriliyor. Arginin de R ile gösteriliyor. Histidin H. Ama arginin ve lysin çok aktif amino asitler olduğu için K ve R gördüğünüzde birazcık şaşırabilirsiniz bunlar neydi diye. Şimdi en sona kalan iki tane amino asitimiz asitik amino asitler. Bunları isminden de cisminden de karıştırmazsınız. Çünkü isimleri aspartik asit ve glutamik asit. İkisinde de ucunda bir karboksil, karboksilik asitten gelen karboksil grubu var. O yüzden bakarak da bunu anlamak kolay. Aynı zamanda da bunlar negatif yüklü. Yani az önceki pozitif yüklü amino asitlerle etkileşime geçecek olan, elektrostatik kuvvet yapacak olan amino asitlerimiz bunlar. Bunların ikisi hem asidik, yani proton verirler, hem de negatif yüklüler. Suda iyonize oldukları için hemen negatif yüklü hale geliyorlar. İki tane sadece asidik amino asitimiz var. Şimdi ne dedik? Yan zincirleri var. Ve yan zincirlerin ne olduğu, yani R gruplarının ne olduğu o proteinin özelliğini belirliyor. Yani biz burada NH2 ile başlayıp işte karbon, hidrojen, karboksilik asit diye devam ettik. Ama bunu şöyle yazalım. Böyle bir şey diye yazalım. O zaman bizim işte birinci amino asit. Bunun bir side chain'i var ve bunun özelliği var. İkinci amino asit ve bunun bir side chain'i var ve bunun özelliği var. Şimdi eğer bu birazcık daha uzatayım. Eğer bu şununla farazi konuşuyorum. Şununla şu eğer nonpolar ise, polar olmayan ise ve eğer bunlar polar ise o zaman bu protein nasıl bir şekil almak zorunda? İşte polar olmayan kısımlarını içeriye saklayıp polar olan kısımlarını suya açması lazım. Hücrenin çoğu %70'i su, her yer su hatırlarsak. Dolayısıyla bu proteinin böyle katlanıp bükülüp polar olmayan kısmını içeride tutması lazım. İşte buna proteinin konformasyonu diyoruz. Conformation. Yani proteinin aldığı 3 boyutlu şekile conformation diyoruz. Bu tabii ki 3 boyutlu yapı olmak zorunda. Ve bu conformation tamamen şu side chain'lerin şu 4 gruptaki özelliklerine bağlı olarak değişiyor ve belirleniyor. Ona göre belirleniyor. Şimdi arada peptit bağ var dedik. Peptide bond. Ama bu şunlar. Yani şunlar peptide bond. Bir de neler var? Mesela bu protein diyelim ki şöyle bir proteinmiş ve side chain'lerin içeride tutmuş bir kısmını, bir kısmını da dışarıda tutmuş diyelim ki. Bunun arasında bu bir amino asit zinciri. Bunun arasında peptide bondlar var. Ama başka kuvvetler, hani en başta gördüğümüz diğer kovalent olmayan kuvvetler de söz konusu. Öncelikle çok fazla hidrojen, oksijen, nitrojenden oluştuğu için kesinlikle bir hidrojen bağlarının etkisi var. Van der Waals'ın var. Çünkü şu hidrofobik gruplar bir araya gelecek ya. Onların arasında bağ olmamasına rağmen onları bir arada tutacak bir kuvvet gerekli. Bir de elektrostatik attraction var.
Bunların hepsini görmüştük. Elektrostatik attraction'da şu asidik ve bazik amino asitlerin çarçıları yüzünden geliyor. Ve bunların hepsi proteinin 3 boyutlu yapısına etki ediyor. Proteinin 3 boyutlu yapısı da çok önemli çünkü proteinin şekli bütün fonksiyonunu belirleyen şey. Yani o şekil çok önemli. Buna geleceğiz zaten birazdan. Şimdi burada biraz hemen hemen istisnasız bir şekilde her zaman proteinin iç kısmında yer alan amino asitler var. Onları şuraya yazayım. F, L ve W. W neydi? Triptofan. Triptofan zaten çok büyük bir amino asit. Ve valin. L, lösin. F de fenilalanin. Bunlar zaten dördü de polar olmayan amino asitler. Ama sanırım her zaman bunlar iç kısmında, proteinin kıvrılmış kısmında yer alıyorlar. Şimdi konformasyona gelirsek, yani konformasyon tam olarak nedir? Resimlerle çok daha iyi anlatılacaktır ama yine de hani ne olduğunu anlatmak lazım. Şimdi konformasyon bir protein.